Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Teşkilatlar Birliği heyeti Minister Süleyman Soylu bilen görüştü. Bugün 2 avgust Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'den Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği ve Sütuk Boğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı mesullerinin terkip tapkan bir heyet, Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu bilen görüştü. Uçuruşta tövendeki meseleler müzakere kılınıp yakınlandı. Birinci, halkımızdan zinnetgül meselesi doğrusudaki nokti nazarı, ızdırap ve endişeleri bildirilgendiyken, minister meselenin resmi teptiş heyeti arkalık tekşürülüp neticeye göre kanuni icraat yürgüzüldüğünü etti. Yine bu doğrusuda Tacikistan elçisinin bugün Taşkı İşler Ministerliği'ne çağırılığını, bir Uygur'unu Tacik'te elip gitiştek hareketlerine arlaşıp arlaşmağalıkı soruldığını bildirdi. İkinci, Uygurlarını Hıhtay'a kat'i kaytırmaydığını tekrarladı. Uygurlarla emez, belki Uttur Asya Türk halıklarını mı Uttur Asya devletlerine kaytırmaslık kararı belirlendiğini bildirdi. Üçüncü, talepimizge binaen bütün Türkiye miqyasında köçmenler idaresinin tutup duruş oğrularda turvatkan cemi 47 nefer kişini kurban heytinin hürmeti üçün heytin burun derhal kuyup beriş buyruğu çürüldü. Tötüncü, yıkındı yüzbergen bazı ehvallar tüpeyli minister soyludun kılgan talepimizge binaen Şarkı Türkistanlık cemiyet ve vakıflarının mektep ve medeniyet merkezlerine sakçı ve başka idarelerinin besip girip avarı kılmasını doğrusu da valiyi buyruk çürüldü. 5. Xitay'ın çakırıqı bilen Türkiye hükümeti tarafından Şarkı Türkistan'a közdüşke baradığan heyetinin dikkati gidip tayarlanan 16 maddelik tavsiye ve taleplerimiz köz aldığımızda Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'a öz imzası bilen muhim tavsiye edip yollandı. 6. Türk vatandaşlığımı tedirici şekilde berildiğini bildirdi. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Trump, Xitay mahsulatlarının yeni baj elindiğini cekarladı. Amerika Prezidenti Donald Trump 2019 yılı 1. sentabrdan başlayıp 300 milyar dolarlık Xitay mahsulatlarına 10% baj koyduğunu ilan kıldı. Prezident Donald Trump Twitter'da Xitay mahsulatlarından elindiğin yeni tamojna beji doğrusunda bayanat ilan kıldı. O, Amerika heyetinin Xitay'dan kayıtıp gelgenlikke uzun bulmağalıqını ve 3 ay burun Xitay bilen soğudu müzakirlerde kilişim düzüş meselesi de ümitvar bulğalıqını bildirip, naite efsus ki Xitay imza koyuştun burun kilişimini kayıtıdın müzakir kılışını karar kıldı. Xitay yakınkı vaxtta Amerika'nın yezi ilgiliki mahsulatlarını setiveliş üçün kilişim hasılı kıldı. Bırak onu emel iyileştirmedi dedi. O, Xitay reisi Xi Jinping'nin özüge Amerika'a sirek topisi setişini toxtıdığalıqını etkallıqını ama bunu mu kılmağalıqını əskertti ve mundaq dedi. Soğudu müzakirleri devamlaşıvatıdı. Amerika bular devamlaşıvatkan bir peyde 1. sentabrdan başlap Xitay'dan devletimizge import kılınğan 300 milyard dolarlık mahsulatka %10%lik kiçikkeni koşumcu tamojnu beji koşudu. Bu koşumcu baj 25%lik tamojnu beji elinivatkan 250 milyard dolarlık mahsulatını öz içige almaydı. Keng dairelik Suudi kilişimi üçün Xitay bilen icabi diyalogumuzu devamlaştırışını xalaymız. İki devlet otursuzdaki kelecekini parlak tep oylaymız. Keng dairelik Suudi kilişimi üçün Xitay bilen icabi diyalogumuzu devamlaştırışını xalaymız. Xitay lagerlerini aklaş üçün yeni bir növetlik teşvikat hareketi kozgadı. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da kurgan lagerlerini xalqarada aqlaş üçün yeni bir qıtımlıq umumiyüzlük hareket qozğanlıqı məlum olmaqda. 1. avgust günü Xitay'nın Xinhua Tori ve Xalq Tori qatarlıq barlıq hükümet mətbuatlarda Uyğurça, Xitayca ve İngilizce birli vaqtta paket arqılıq atılmış Şinjandaki tərbiyeləş mərkədlerinin namını əsligi keltiriş lazım mavzuluq bir parça baş maqalı elan kılındı. Maqalıda Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da kurgan lagerleri atılmış kanun boyunca uçuk aşkarı kurulgan terbiyeleş merkezleri deb tonuşturuluş bilen birge, bu merkezlerde ilgiri yaman işini yetkücü kılgan kişilerinin kanun ögünüp, til ögünüp, kesip ögünüp, cemiyetki yaramlık adam buluvatkallıqı yeni bir kıtım teşvik kılındı. Xinhua agentliğinin bu axtaki yeni bir parça haberge karganda yıkındı Xitay rejimi yeni 7 devletin gelgen tetkikatçılarını Şarkı Türkistan'daki atılmış terbiyeleş merkezlerini ziyaret kıldırgan.
Xəbərdə Yeni Zelandiya Xitay Dostluq Cəmiyyətinin başlığı David Bromwich isimli kişinin bu orullarını görgəndəyikən, cəmaət bixətərlikini qoğdaş üçün Şərqi Türkistanda yolu qoyulub atqandak tədbirlərinin elinişi zörür. Mən Yeni Zelandiyaya qayıtıb barğınımda, çoxun bu səpirimdə görgəllərimini, yəni ular bilişki tekişlik həqiqi Şinjanı çüşəndürmən digərliki bayan qılınğan. Uyğurlarının vəziyyəti üstüdə paal izlənib atqan Germaniyalik tədqiqatçı Adrian Zeniz yuqurqı xəbərgi qarata Twitter'da qaytırğan inkasıda yuqurqıdak atalmış Xitay dostluq cəmiyyətlərinin növətdə Şərqi Türkistandakı zulümünü aqlaş üçün hərəkətki kəltürülüb atqanlığını bildirdi. Kişilik hüquqını közüş təşkilatı Xitay işleri bölümünün direktori Sophie Richardson Twitter'daki inkasıda yuqurqı Yeni Zelandiya Xitay dostluq qrupısının başlıqı David Bromwich'ı oxşaş məcburi siyasi ideya tərbiyəsini yaxşıkən dəb oylaydıqallarını özləri belib şu orullarda bir qançı yıl tərbiyəlini peqişqi dəvət qıldı. Çətənlərdəki uyğur közət küçülərinin qarışca Şərqi Türkistanda qurulğan lagırlarının xəlqaradı kən aşkı arınıb getişi Xitay rejimini qatıq bir aram qılıb atqan bolub, Xitay dairleri bunu özgərtiş üçün türlük təşviqat oyullarını işqı selişqa məcbur bolmaqda. Xitay vətinimizdə yana 10 min Xitayını işqı orunlaşdırmaqcı. Şinhua agentliğinin xəbərində bildirilişə, atalmış Uyğur abnım rayonluq dairələr 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər bolğan 3 il aralıqda yana 10 min nəfər ali məktəb bitirən Xitay yaşlarını işqı orunlaşdırışını planlamaqda. Xəbərdə göstərilmişçə, Şərqi Türkistanda işqı orunlaşdırıldığan Xitay yaşlar əgər hər qaysı xidmət orulları bilan 2 ildən artıq xidmət toxtamı tutsa, alahidi turmuş kapalətlərdən bəhrəman buludikən. Şinhua agentliğinin xəbərdə gərçi Şərqi Türkistanda işqı orunlaşdırıldığanlarının millət tərkibi eniq tilgə elinmağan bolsumu, əmma çətəllərdiki Uyğur küzətkükülər yuqırqı planının Xitay Dövlət İşləri Kabinəti tərəfindən təsdiqlanğan 3 yıl içində 100 min yaşını işqı orunlaşdırış planının bir qısım ikənlikini, Şərqi Türkistanda işqı orunlaşdırıldığan yaşlarının mutlaq köp qısımının Xitay ölkələrdən kildiğən Xitay Ali Məktəb oquqıçıları bulduğallıqını mölkərləməkdə. Şərqi Türkistandakı hər qaysı dərəcəlik orullarda çıxırılıb atqan xizmətçi qəbul qılış elanlarının intayın köplükə küçlük diqqət qozğab atqan əhvallarından biri. Texi aldınqı günə Xitay rejiminin qərib planı boyunca Xitay ölkələrdən toplanğan 3300-dən artıq Xitay oquqıçı Ürüm şəhərdəki atalmış Şinjan Yezi Egilik Universitetində ötküzülgən mürasim bilən asasi qatlamlarga yolğa selinğan idi. Atalmış Uyğur Abnum rayonunun muavin rəisi Cao Chongjiu mürasimdə söz qılıb, onlarını yaxşı işləb, muşu cəydə yıldız tartıb qilişqa çağırğan idi. Mahathir Muhammadın Uyğurlar haqqıdaki suallarga bərgən ihtiyatçan cavabı tənqidkə uçur idi. Malaysiya baş ministeri Mahathir Muhammadın Uyğurlar haqqıdaki suallarga cavab bərgəndə naiti ihtiyatçanlıq bilən gəp qilişi diqqət qozğıdı. O, çarşamba günü TRT World muxbirinin ziyaretini qəbul qılğanda, muxbirlər onundan nime üçün musulman dövlətlərinin Xitayın Şərqi Türkistandakı siyasətlərgə vaxtıda inkas qaytırmayıb atqanlığını və nime üçün Malaysiyanın 22 dövlət tərəfindən qol qoyulğan imzalı xəttə orun almağanlığını soruşdu. Mahathir Muhammad bununğa biz qılalaydığan işimizni qılımız, qarab turub tuxumnı taşqı urudğan işni qılmaymız deyə cavab bergan. O yana özünün Xitay rejimini tənqidləşdən avval yana mı köp uçurğa ehtiyacı barlığını küçülük dövlətlər bilən muamili qılğanda əhvalığa qarab durub iş görüş kerəkliğini bildirgən. O, biz Xitay rejimi əyibləşki uçurabatqan məsələlərinin bəzilərini eniqləb çıxışımız kerək. Əlbəttə, onlar rəd qılıdı. Məncə, bu məsələdə biznin ziddiyyətləşiş əməz, bəlkə kinişişimiz və o yerdə əməliyyətdə yüzbəyirabatqanlarını otturğa çıxırışımız kerək. Biz Xitayını tənqidləsək buludu. Amma tənqidləş bilən iş tanıtmaydı digəndək sözlərini qılğan. Mahathir Muhammadın yuqurqı cavabı kişilik hüquq orqanlarının tənqidiga uçurdu. Kişilik hüququnu kültüş təşkilatı Asiya işleri bölümünün muavin başlıqı Phil Robertson bu haqda toxtulub, Mahathir Muhammadga oxşaş mərdanılıqı bilən tunulğan kişilərinin mu, Xitayga kəlgəndə telini çaynab qilişi, Xitay rejiminin tənqidi avazlarını öçürüş üçün qandaq hərəkətlərini qılıb atqanlığını eniq işbadiləb durmaqda dedi. O yana Dünya İslam Həmkarlıq Təşkilatı qatarlıq orqanlarının mı Xitayının Şərqi Türkistan xalqıga qılıb atqan zulmünü tənqidləməyib atqanlığı Malaysiyanın hərəkətinin mı xuddi yuqurqi bu orqanğa oxşaydığanlığını ifadə qıldı. Xitayının Qazaqıstandakı baş elçisi yana lagırlarını aqladı.
Xitay xabarlar to'g'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitayning Qozog'istonda turishliq bosh elchisi Jang Shao 29-iyul kuni poytaxt Nur-Sultonda bir qism qozoq va Xitay axborotlarining ziyoratini qabul qilganda, Sharq Turkistondagi lagerlarni Xitay rejimining atalmış asabiylikni tugutishdagi chorasi ekanligini ishorat qilish bilan birga, atalmış diniy asabiylikni tugutish xalqaro jamoatning o'rtaq vazifasi deb ko'rsatgan. Xitay elchi Jang Shao bundan 2 ay avval, ya'ni 28 may kuni Qozog'istonda Ozodlik radiosining muxbiri lagerlar haqida savol so'raganda, noyati qattiq ochiqlanib, lagerlarning mavjudligini keskin rad qilgan edi. U yana muxbirlar Sharq Turkistondagi bir qism qozoqlarning urug' tuqqanlarini Xitay rejimining tutqun qilganligini o'tirg'a qo'yganda, siz bu yolg'on uchurlarni nadin oldingiz. Bularning hammasi soxta ma'lumotlar deb ularni qo'pollik bilan silkigan edi. Biroq u 29-iyul kuni bir qism qozoq va Xitay matbuotlarining ziyoratini qabul qilganda, diniy asabiylikni tugutish butun dunyoning o'rtaq vazifasi. Hech qanday davlat uningga qo'l qo'shtirib tursa bo'lmaydi. Ammo hech qanday davlatning texi mukammal bir chorasimi yo'q. Albatta biz bu haqdagi fikrlarni anglaymiz. Ammo bir qismlarning buni deb bizning siyosatlarimizga qarichaplishiga yo'l qo'ymaymiz degan. U Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo'ning Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlari haqidagi tanqidlarini tilga olib, Pompeo'ning so'zlari mas'uliyatsizlik bilan qilingan so'zlar degan. U Pompeo'ning tanqidlarining amaliyot bilan aloqasi yo'qligini, uning faqat ideologiyani chiqish qilgan va Xitoyni qarlashni maqsad qilgan so'zlar ekanligini ilgari surgan. Jang Shao yana g'arb axborotlarining Sharq Turkistondagi terrorlik voqealariga nisbatan ikki xil o'lcham qo'yayotganligini, halbuki Rossiya, Saudiya Arabiston, Misr, Tojikiston qatorliq 50 davlatning Janvada turishliq vakillarining Xitoyning Sharq Turkistonga qaratgan siyosatlarini qo'llaganligini ifoda qildi. Xitoy ko'z bo'yamchilikni davomlashtirmoqda. 2 avgust Global Times bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari oldingi yillarga o'xshashlar xalqaro jamiyatni aldash uchun 23-iyul Sharq Turkistondan haj umiki tashkillab Makkaga yo'lga salganligini e'lon qildi. Sharq Turkiston masalasida dunyo jamoatchiligi ikkiga bo'linib, Sharq Turkiston masalasi xalqaroda qiziq bas munozirga aylangan, Xitoy Sharq Turkiston masalasida xalqaroda osal ahvolga tushib, nima qilishini bilolmay qolgan bir paytda yetib kelgan haj mazgilida Xitoy qaytidan jallanib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash tadbirini qayta ishga solishga boshladi. Sharq Turkistondagi hajilarni ko'z tutmangan Fing familiyalik bilan Abaydullaning muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoydan har yili 10 mingga yaqin musulmonning hajga avatildiganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistondan qanchalik hajining yo'lga chiqqanligini tilga olmaganligi. Xabarda tarqalgan rasmlardagi er hajilarning hammasi Uyg'ur do'ppisi ayollarning bir tutash atlas ko'ynak kiyganligi, hajilarning somkalarining bir rangda ekanligi, hajilarning chiroyidan ularning ko'pincisining Uyg'ur emas tungan ekanligi qatorliq masalalar kishilarning qattiq diqqatini qo'zg'adi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda dinning barliq ahkam qoidalarini cheklab, islom dinini xitoylashtirishga harakat qilayotgan bir paytda tunganlarni Uyg'urcha yasandirib, xalqaroda Uyg'urlarga mushundoq muomila qilyapmiz deb ko'rsatishi Xitoyning oldamchiligini ko'rsatib bersa, yana bir tarafdan Xitoyning vosita tanlamay Sharq Turkiston xalqini bostirishdan iborat razil planini ko'rsatib beradiganligini bildirishmoqda. Uyg'ur masalasi Amerika prezidentlik saylamidan nuqtaliq muzokara temasiga aylandi. Amerikaning 4 yilda bir qatim keladigan prezidentlik saylami 2020-yili o'tkazilgan bo'lib, bu qatimning saylamiga qatnashadigan demokratlar Amerikadagi tashqi munosabatlar komitetiga o'tirg'a qo'ygan Amerikaning tashqi ishlar siyosati haqidagi 13 turlik savollarga duch keldi. Buning ichida Uyg'urlar masalasi haqidagi savol birinchi o'rinni egalladi. Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasi va Hong Kongning vaziyati Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatdi degan bu savolga Yangi Jersey shtatining senatori Cory Booker, Indiana shtatining Janubiy Bend shahrining shahar boshlig'i Pete Buttigieg, Maryland shtatining sobiq vakili John Delaney, Nyu-York shtatining senatori Kristen Gillibrand, Massachusetts shtatining vakili Seth Moulton, Ohio shtatining vakili Tim Ryan, Vermont shtatining senatori Bernie Sanders va Pennsylvania shtatining sobiq vakili Joe Sestak qatorliklar ayrim-ayrim javob berdi. Demokratlarning yuqorqi prezident nomzodlari ichida Nyu-York va Vermont shtatining senatorlari Sharq Turkiston masalasida kuchli ovoz chiqargan. Nyu-York shtatining senatori Kristen Gillibrand Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarining kishilik huquqining ig'ir ziyonkashligiga uchirganlik haqidagi kishini cho'chitadigan xabarlarni ko'rgandan keyin
қаттық әндішігі түшкәлігіне айтқан. Оныңды башқа өзінің Америка соғды іштері министері Вилбор Росқа Американың техникелеріні Қытай ва Қытайғы оқшаш диктатор дөвләтлерге экспорт қылынышыға шәкілімі қойыш хаққыда чақыры қылғалықыны білдірген. Uyghur meselesiga kuchlik yo'sinda inkas qaytirgan Amerikadagi tunilgan siyosatchilardan Vermont shtatining senatori Bernie Sandersmi bor bo'lib, u so'zida Xitoy rejimining Sharqiy Turkistondagi zo'r ko'lamlik tutqun harakatini tilga olib, Xitoy navbati Uyghurlarni nishon qilgan keng ko'lamlik tutqun va madaniyat qirg'inchiligi programmasini yurgizyapti. Bu programma yana bir jihatdan Hong Kongning erkin demokratiya siyosatini asta-asta chiritibdi degan. Uyghur meselesiga baha bergan demokratlardan Indiana shtatidagi Janubiy Bend shahrining shahar boshlig'i Pet Buttigieg bu haqda so'z qilib mundaq degan. Xitoy Kompartiyasining Uyghur va boshqa asollik millatlarga tutgan besim siyosati va Hong Kongga qaratgan o'zliksiz kuchayotgan bosturishlar bo'lsa, bir keng ko'lamlik, shiddatlik va sistemalik raqobatning ifodasidir. Beijing doiralari o'zining mustabid hokimiyat tizimini qonunlashtirish orqali Amerika va uning ittifoqdosh davlatlarining demokratik tizimining o'rnini olmoqchi bo'lyapti. Istanbulda oila zo'ravonligi haqida muhokama yig'ini ochildi. 1 avgust Refah partiyasi tashkillagan oila zo'ravonligi haqidagi muhokama yig'ini Istanbuldagi Golden Tulip mehmonxonasida ochildi. Yig'inga Sharq Turkiston Nuzgum Kultur va Oila jamiyatidan Munavvar O'z Uyg'ur xonim, Alanur xonim va Shamshunur xonimlar taklif bilan qatnashdi. Yig'in Refah partiyasining Istanbuldagi ayollar raisining ochilish so'zi bilan boshlandi. Yig'inga Shafaq gazetasining bosh muharriri va boshqa akademiklar, muxbirlar, psixologlar qatnashdi. Yig'inda hozir mavjud bo'layotgan erlar hukmronligi, oila zo'ravonligi xitobnomaga qarshi holda oilalarni parchalash, hamjinsliklarning nikohlanishiga davlat tomonidan berilgan ijozat uning kelgusi avlodlarga bo'lgan yomon ta'siri, hozir bo'layotgan xatarlar va uning oldini olish, xalqning va ummatning beshig'i keltirgan ofatlar haqida munozara o'tkazildi. Yig'inda Nuzgum Kultur oila jamiyatining raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim so'z qilib, Turkiyaning barlik mazlumlar uchun umid hisoblanadigan bir zamin ekanligini, turk xalqining kelgusi avlodlarga bo'lgan tarbiyalash va yetishtirishga jiddiy ahamiyat berishi kerakligini, ziyoda erkinlik va parvozsizlik tufayli kelgusidagi yoshlarning kishini ansir tutganligini ta'kidlab o'tdi. Oxirida Sharq Turkiston Nuzgum Kultur va oila jamiyati va Sharq Turkistonlik barlik xalqiga vakolatan dini majburiyat hisoblanadigan bu yaxshi xizmatlarni har doim qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Mug'lada Sharq Turkiston tanishtirildi. Sharq Turkiston yangi nasl harakati Turkiyaning Mug'la viloyatida Sharq Turkistonning madaniyatini tanishtirdi. Mug'laning Sayyid Kamar naoyisida o'tkazilgan Turkman madaniyat marosimiga Sharq Turkiston yangi nasl harakati a'zolari qatnashdi. Faoliyatda o'quvchilar Sharq Turkiston madaniyatini va hozir Xitoy tajovuzchilarining bostirishlari ostida tartibotgan ichinishlik vaziyatini yerlik xalqqa tanishtirdi. Faoliyat ati oyoqlashdi. Hira boshlang'ich maktabining faoliyatlari jonlanmoqda. Istanbulda faoliyat olib berayotgan Hira Uyg'ur boshlang'ich maktabining yoz mazgildagi o'quvchilar uchun o'rinlashtirilgan faoliyatlari ko'paymoqda. 1-iyul kuni maktab tanlangan ballardan tashkil topgan o'quvchilarni Istanbul Silivri kapidagi muzdelish maydoniga olib berib, ko'ngillik faoliyat o'rinlashtirdi. Faoliyat qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.